Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde Gökhan Soyu'na bağlı Çavundur Boyu'nu anlatacağız. Merhaba Hayrettin. Merhaba Cemal. Hayrettin, öncelikle Çavundur Boyu'nun ismi ne anlama gelmektedir? Bunu bir açıklarsan. Öncelikle şöyle açıklayayım. Çavundur, çavuldur, çavdur adıyla zikredilir. Bu boy 3 farklı şekilde telaffuz edilir Cemal. Çavundur da diyebilir, çavuldur da diyebiliriz. Şimdi Cemal, Çavundur'un anlamı ise ünlü ve şerefli demektir. Divan-ı Lugat-ı Türk'te bu şekilde zikredilmektedir. Hayrettin, ilk olarak tarih sahnesinde Çavundur Boyu nerede yer aldı ve nerelere göç etti? Çavundurlar öncelikle Mangıştak'ta görüyoruz. Hayrettin, sen Mangıştak demişken ben de Mangıştak'ı açıklayayım. Tabii bir ki. Sürü kere örnek verelim. Mangıştak yani Mingıştak ya da Binkıştak. Evet. Buradan da ne anlıyoruz? Hayvanların otlatıldığı. Eski Türklere bakıldığı zaman eski Türklerde ne vardı? Göçebe bir hayat vardı. Göçebe bir hayatta tarım olur mu? Hayvancılık. Olmaz. Hayvancılık olur değil mi? Yani Türklerde hayvancılık çok önemli. Zaten Bozkır kültüründe temel unsurlarından birisi hayvancılıktır. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde Mangıştak'a koy, yani 4 yaşındaki koyun ismini verdiğini görmekteyiz. Yani hayvan barınağı anlamına da gelmektedir. Hazar ülkesiyle Ürgenç arasında yer alan bölgeye tarih sahnesinde Mangıştak evet. ismi verilmiştir. Yani işte dediğim gibi Mangıştak bölgesi Oğuzlar için önemli. Çünkü niye? Bereketli yaylaklar, kışlaklar, otlaklar olan bir bölge. O dönemde Türklerin, Türkmenlerin, Oğuzların geçim kaynağı, geçim sağlığı için hayvancılık. Hayvancılıkla uğraştığı için o bölgeye sürekli gidiyorlar. Bir de şunu da söyleyebiliriz Hayrettin bu yarımadayla alakalı. Kışlak olduğu için kışlar nispeten biraz daha ılık geçmektedir. Yani yaylağa göre. Mangıştak üzerinde şöyle söyleyeyim. Aslında Cemal, Çavundur Boyu Anadolu'nun fethinde önemli rol oynamış bir boydur. Çoğu kişi Çavundur'un tarihsel süreçteki önemini bilmez. Çavundur Boyu gerçekten Anadolu'nun fethinde Selçuklu'la birlikte çok büyük işler başarmış bir boydur. Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın ordusundaki komutanlardan biri Emir Çavundur'du. Adından da belli olduğu üzere bu adam Çavundur Boyu'nun değil, önemli bir asker ve Selçuklu ordusunda komutan. Buradan aslında Çavundurların askeri açıdan ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Sultan Alparslan ordusunda komutan bahsettiğimiz. Emirlerinden birisi. Evet. Yani Malazgirt Savaşı'na katılıyorlar. Daha sonra bunlar tekrar Anadolu'nun fethinde çok büyük işler yapıyorlar. Mesela Danışment Nami'de iki tane önemli Çavundur beyinden, Çavundur komutanından bahsediliyor. Bunlardan birisi Emir Karaton'a, diğeri de Emir Türegesen. Bunların Çavundur boyundan olduğunu biliyoruz. Danışmentname'nin Çavundur boyundan olduğu söyleniyor. Yine Çaka Bey. Türk tarihi açısından çok önemli bir isim. Çok büyük, ilk Türk deniz amirallerinden, en büyük Türk denizcilerinden birisidir Çaka Bey. Yapmış olduğu denizcilik faaliyetleriyle Türkleri aslında ilk defa denizle tanıştıran, denizde büyük başarılar elde eden meşhur bir Türk komutanı. Kendisi biliyorsun Çaka Beyliğini kuruyor İzmir'de. Çaka Bey de Çavundur boyunda. Yani böylelikle aslında Çavundurların kurmuş olduğu devlet beyliklerden birisi Çaka Beyliği. Çaka Beyliği özellikle denizlerde sürekli Bizans'la, Avrupalılarla, Bizanslarla sürekli çekişme halindeler. Venediklerle, Katalonlarla. O devrin denizinde hükmeden devletlerle beraber. Evet, evet. Birlikte onlara karşı. Evet. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Selanik bölgesinde Çaka Bey Haçlı ordusuyla savaşıyor. Haçlı ordusunda Katalonları getiriyorlar, iyi şövalyeler diye. Çavundurlar savaşa katılan bir Haçlı tarihçi şunu söylüyor bize. Türklerin attığı okun sayısını sayamıyorduk diyor. Yani Çavundurlar büyük bir Haçlı ordusunu imha ediyor. Yani Çavundurlar için şunu söyleyebilir miyiz? Güçlü bir savaşçı boy. Evet, evet. Gerçekten Anadolu'nun fethinde bakın hani Malazgirt'ten başlayıp Danışmentlerle birlikte daha sonra Çaka Bey en ucuna, Anadolu'nun en ucuna gidiyor İzmir'de. Karayı aşıp denizlerde de faaliyetler yapan, savaşlar kazanan, savaşan, fetihler yapan bir boydan bahsediyoruz. Çavundurlardan bahsediyoruz yani. Gerçekten önemli bir boy Çavundurlar. Çavundur boyunu oluşturan obalar var. Evet Hayrettin. Ama şimdi ben bu obaları seninle, izleyicilerle paylaşacağım. Bu obaların isimleri neler? Şimdi Çav'da Çavgın Obası var, Çavdur Obası var. Ya bu isimler hep birbirine benzer. Aslında bunların hepsinin aynı oba olduğunu tahmin edebiliriz. Hani farklı bölgelerdeki telaffuz şekillerinin farklılığından dolayı biliyorsun Türkçe'de bölgeden bölgeye telaffuz farklı olur. Ağız ve lehçe farklılıkları. Ha, bundan dolayı de. Hani farklı bölgede farklı bir obaymış gibi kayda geçebiliyor. Hani büyük ihtimal aynı oba olabilirler. Daha sonra mesela Karaçavdar Obası var. Oğulbeyli Obası var. Çakıcı Obası var. Bozcalı Obası var. Buruncuk Obası var. Çavunduları meydana getiren obalar bunlar. Anadolu'da da genelde Karadeniz'de, Ege'de ve İç Anadolu'nun kuzey kısmında, yukarı kısımlarında yaşıyor bu.
Hayrettin, sen bana Çavundurların kurulduğu yeri, önemli şahsiyetlerini ve savaşçı bir topluluk olduğundan ve obaların isimlerinden bahsettin. Bunlara ek olarak eklemek istediğin başka bir şey var mı? Tabii ki de. Anadolu dışında Çavundur'da bir İran'da Göl Sahra dediğimiz bölge var. Cemal, orada yoğun bir Çavundur nüfusu var. Sana şöyle bir bilgi vereyim. Çavundur boyuna mensup insanların şu an dünyada en çok yaşadığı ülke Türkmenistan. Türkmenistan'da ciddi bir Çavundur nüfusu var. Gerçekten ciddi bir Çavundur nüfusu var. 1800'lü yıllarda Kazakistan bölgesinde de Çavundurların olduğunu biliyoruz. Daha sonra bunlar geri Türkmenistan'a iniyorlar. O bölgede ciddi bir Çavundur nüfusu var. Yani özellikle Türkmenistan'ın Ürgenç, Merv, Aşgabat şehirlerinde Çavundur adlı, Çavdır adlı bu tarz isimleri olduğu hala kayıtlarda mevcut Cemal. Aynı zamanda şöyle bir bilgi daha vereyim. Emir Çavundur'la ilgili. Emir Çavundur Anadolu'nun fethinde Maraş ve Saruz bölgesini fetheden kişi. Oranın Türkistan beldesi yapan kişi Emir Çavundur. Ve Çavundurların kültürü, folklörü ile ilgili de şöyle bir bilgi verecek olursam, Oğuz elinde aranan, en çok rağbet gören en güzel halıyı Çavundur boyunun dokuduğunu biliyoruz. Kayıtları da böyle geçiyorlar. Teşekkürler Hayrettin. Ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler için. Teşekkür ederim. Buradan da Çavundur boyunun Anadolu folklorunda, Anadolu kültüründe ve Anadolu dışında muhtelif bölgelerin Türkleşme sürecinde yaptıkları katkıları öğrenmiş olduk. Yani özellikle de Anadolu'nun fethedilmesine yapmış olduğu başarıları, askeri başarıları da buradan izleyicilerimize biraz bahsettik. Onlar da yani Çavundur boyunun bu alanda, bu konuda ne kadar önemli işler yaptığını öğrenmiş oldular. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu bölümümüzde Çavundur boyunu anlattık. Gelecek bölümümüzde Çepni boyunu anlatacağız. Görüşmek üzere.